Sıradaki maçımız Liverpool'a karşı. Liverpool 54 puanda ve neredeymiş bakalım. Ligde ikinci sırada. Vay arkadaş ya, sürekli üst sıradaki takımlara karşı oynuyoruz. Liverpool maçından sonra Brentford'a karşı oynayacağız. Brentford 19. sırada, sondan ikinci. Yani rahat kazanırız diyemiyorum çünkü nedense rahat kazanırız dediğimiz maçları kazanamıyoruz. Nasip kısmet diyelim. Son maçta Jesus Gallardo kırmızı kart görmüştü. Çok fazla bir değişiklik yapmayacağım. Sadece sol bekiye değiştireceğim. Bu arada altyapıdan çıkardığımız oyuncu için transfer teklifi geliyor. Satmak yerine kiralık vermek isterim ama onlar da ona yanaşmaz. Kaybakar'a transfer teklifi var Başakşehir'den. Yani 1.5'e biz bunu yollayamamışız. 1.7'ye yollayamamışız. 1.2'lik teklif geliyor. Aslında kabul etsek iyi çünkü yaşı da ilerlemiş epey. 31 yaşında. Oynattığımız bir oyuncu da değil. Şöyle 1.4 falan istemeye çalışacağım. Veya onlar görüşsün ya, ben niye görüşeyim? Bu pozisyona hiç ait olmayan, bunu oynatmak çok mantıklı ya? Ne kadar mantıklı acaba? İlk maçı direkt Liverpool, o da olmaz ki. Hadi bakalım, Agrolemo Liverpool mücadelesi başlasın. Wow. Power shot geldi. Asaf güzel çıkardı. Şimdilik atlattık. Şimdi Arda'nın önüne güzel pas. Haydi Arda. Yap ortayı. Çok kötü gitti. İstediğim gibi yapamadım ortayı. Bir anda orada panik halindeydik. Allah'tan faul yapıldı. Lan oraya değil ya. Ucuz atlattık. Vallahi billahi ucuz atlattık. Nasıl offside yok diye sormadan edemiyor insan kendine. Şimdi Kovalsik. Kısa bir anlaşmazlık. Haydi Furkan. Haydi Furkan. Kaleci Alisson kornere çeldi. İlk kez kaleye gelebildik. İlk gelişimizde etkili oldu. Golü bulamadık. Asaf çok iyi çıkardı. Alperen Taşkın şimdi. Alperen ilerledi, pasını oynadı. Şimdi Furkan, o da ileri oynadı. Alexis Vega, haydi gol olsun. Haydi gol olsun. Haydi gol olsun. Ah be. Bir korner daha kullanacağız. Şimdi tekrar Alexis Vega. Pasını oynadı. Florenzi ortaya yapacak. Vurana. Müthiş bir şut. Of. Semih Can Akbilir. Efsane ötesi bir vole geldi. Vallahi gol olsa süper bir gol olacaktı. Semih. Top bir anda önümüzde kaldı. Ben de şaşırdım. Rodriguez ileri oynadı. Arda Bilgin. Arda Bilgin. Arda'dan bir çalım pasını oyna. Çok güzel. Haydi Semih. Haydi Semih. Semih attı 1-0. 1-0 öndeyiz Liverpool karşısında. Liverpool karşısında 1-0 öndeyiz. Şükürler olsun. Arda Semih işbirliği golü getirdi. Yapma şunu, yapma işte abi. Gol attıktan sonra gol yemeyelim ya. Artık yemeyelim şu golleri. Pas güzel. Araya pası oynamak istedim, oynayamadım maalesef. Power shot geliyor. Asaf çok güzel çıkardı. Alexis Vega pasını oynadı. Şimdi Alperen kaptırma topu. Gözünü seveyim. İleri oynadı. Güzel pas. Haydi gol. Haydi gol. Haydi Semih. İşte bu. 2-1 öndeyiz. 2-1 öndeyiz. Allah'ım sana şükürler olsun. 2-1 öndeyiz. 2-1 öndeyiz. Tam penaltı noktası üzerinden harika bir şut çıkarıyor Semih. 90'a giden top. Maçın bitimine çok az bir süre kala takımını öne geçiriyor. Gol yemediğimiz sürece sıkıntı yok. İnşallah da yemeyeceğiz. Yapma bak, yapma bak. Kaleci bile dışarıda. Top aldığımız an kaleye şutu gömebiliriz. Şimdi orta. Çıkar, çıkar. Haydi Asaf. Haydi bu golü sana yazalım. Veya dur. İleriye gömelim de. Kimse var mı ileride? Maalesef yok. Şu maçtan galip gelelim. İnanın var ya, bir şey istemiyorum şu anda.
Moralleri bozmak yok, bir sonraki maçımıza geçiyoruz. Brentford Agrolimo mücadelesi başlıyor. Etkili geldik bir anda. Golü bulamadık. Şöyle bir maçı farkla kazanırsak, kazanabilirsek gerçekten çok iyi olacak bizim açımızdan. Çok güzel Arda. Şimdi tekrar Arda'nın önüne. Arda ilerliyor. Pasını oynadı. Şut gelsin. Keşke baştan Furkan içeriye girseydi ya. Şimdi Alexis Vega. Güzel bir orta. Şut mu geldi ne geldi anlayamadım. Bir korner daha. Şimdi güzel bir orta. Kafa gelsin. Arda da top. Haydi Arda. Arda sol ayak. Top dışarıda maalesef. Aman dikkat. Çok güzel bir gol atıyorlar maalesef. O topu çıkarın abi. O topu çıkarın abi ya. Vallahi çıkarın o topu ya. Durduk yere iki gol birden yedik ya. Olacak iş değil ya. Arda alır mısın o topu? Arda aldı. Arda vurana. Arda haydi gol. Ah be direkten dışarıya gitti. Şimdi güzel pas. Haydi Arda. Haydi Arda. Haydi Arda. Arda vurdu kaleci. Güzel uzandı. Güzel savundu Asaf kalemizi. Şimdi orta. Uzaklaştırın abi o topu. Şimdi güzel pas. Haydi Alperen. Alperen vurdu kaleci. Offside olabilir. Alperen. Vurana. Alperen vurdu kaleci. Kornere çeliyor. Şimdi Arda. Ortayı yaptı. Vur kafayı ve gol. 2-1. Alışkın olduğumuz gollerden biri. Yine Arda ve Furkan işbirliği. 2-1 yakalıyoruz. 15 dakikamız var geriye dönebilmek için. İnşallah başaracağız da. Güzel paslaşıyoruz. Güzel geldik. Baskı. Aha vur. Lan. Beklemiyordum ya. Beklemiyordum. Gerçekten beklemiyordum. Bir anda şoka girdim. Şimdi Arda Bilgin sol ayağıyla kendi oyuncumuza çarptı. Olacak iş değil ya. Semih'e çarptı. Şimdi Furkan'ın önüne. Haydi Furkan. Bırak bırak. Haydi Semih. Semih at onu. Semih yaz onu direkt. Vur. Allah aşkına vur 2-2. 2-2. Of. Sinir krizi geçiriyordum vallahi. Vallahi sinir krizi geçiriyordum. Çok az kaldıydı. Galibiyet golünü de bulabiliriz neden olmasın. Yapma bak yapma. Direkt atağa çıkacağız inşallah. Yine istediğimiz gibi oynayamadık. Kafa yiyeceğim burada ya. Adamın önüne oynayayım. Oynadığı yere bak ya. Evet bir sonraki maçımız ligin liderine karşı sürekli üst sıralardaki takımlara karşı oynuyoruz. Allah sonumuzu ayrı etsin. Haydi karşılaşmaya başlayalım. Şimdi Arda'nın ortası. Haydi kafa gelsin. Kafa geldi direkt. 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 Şans yüzümüze gülmedi. Hala da çok dikkat etmemiz lazım. Gerçekten inanılmaz tehlikeli ya. Ve attı. Abi bir anda geliyor ya. Bir anda geliyor atıyor ya. Engel olamıyoruz arkadaş. Hala da engel olamıyoruz. Heh. Üçü de yedik. Güzel. Hayvan gibi paslaşıyorlar ya. Topu kontrol yani takip edemiyorum ve power shot geldi. 4-0 oldu. Şimdi Furkan geri oynadı Alperen. Tekrar Furkan. Alperen'in önüne bırakacağız. Biraz ağır kaldık. Araya girdiler. Şimdi Haaland. Ve 5 oldu. Ve 6 oluyor derken olmuyor.
Şimdi Alperen. Alperen ilerliyor. Furkan'ın önünü bırakacağız. Haydi Furkan. Yaz bunu Furkan. Yaz bunu Furkan. Yaz bunu Furkan. Çok kötü vurdum. Yani en kötü nasıl vurulabilirse gerçekten öyle vurdum ya. Arda ortayı yapıyor. Kafa gelsin. Kaleci çüş diyorum artık. Ederson sektirmedi bile. Topu resmen tuttu. Çok güzel. Haydi Semih. O ne lan? Ne oldu lan orada? Kaleye odaklanmaktan görmedim ha orada olanları. Orta güzel. Aman dikkat. Kaleci alsa off corner. Ve 6 oldu. Arkadaşlar takım aldığımız yeni oyunculara, genç oyunculara gelişim planı vermek lazım. Buna kanat oyun kurucu diyelim. Samuel Hasan var. Bunu ben niye almışım takıma bilmiyorum ama buna da bir şeyler verelim madem öyle. Libero vermişiz kalsın. Ümit Yıldız var burada. Bundan orta saha yaratabiliriz. Çünkü zaten forvetimiz var ama o orta saha çıkartmaya çalışalım bu oyuncudan. Bu arkadaşı da orta saha yapmaya çalışalım. Gol krallığına baktığımızda Furkan 28 golle ilk sırada, Ronaldo'nun önünde hemen. 8. sırada da Semihcan Hakbilir var. Onun dışında listede şu an bizden biri yok arkadaşlar. Asistlere baktığımızda Arda Bilgin 13 asistle lider konumunda. Semihcan Hakbilir ve Furkan da forvet olmalarına rağmen 9 asistle kendilerine 8. sırada yer bulmuşlar. Ardından Alperen Taşkın geliyor. 18. sırada. Onun dışında da kimse yok. Gol yemeden tamamlanan karşılaşmalarda Asaf'ımız 7. sırada. Sarı kartlarda Allah'tan listede yokuz. Kırmızı kartlarda da yokuz. Bu ara Emirates Cup'a baktığımız zaman da bizden biri gol krallığında yok. Bir dakika, asistlere bakalım hemen. Asistlerde de kimse yok. Tamam, buralar normal zaten ama Karabağ Kupası'na baktığımızda, gol krallığına yani, Furkan'ı 2. sırada görüyoruz. 4 karşılaşmada attığı 5 golle 2. sırada yer bulmuş kendisine. Semihcan Hakbilir de 8. sırada. Asistlerde kimse yok. Asaf epey uzak. Hatta yok listede, çok ilginç. Neyse. Ligde 7 karşılaşmamız kaldı arkadaşlar. 38. haftada lig sona erecek. Şöyle baktığımızda City United'a 14 puan fark atmış. 14 puan demek 4 galibiyet 2 beraberlik anlamında. Yani 34-35, yani 34 diyelim biz. 34. haftayı lider kapatmayı garantilemiş Manchester City. City artık şampiyonluğa çok yakın. Biz üst sıralara doğru tırmanmaya çalışalım diyeceğim ama bizim için artık o tren kaçtı gitti. Bizim Avrupa hayalimiz maalesef hayal olarak kaldı. 15 puanlık bir fark var ve bizim 5. sıraya kadar yükselmemiz imkansıza yakın. O yüzden biz orta sıralarda bitireceğiz gibi öyle gözüküyor. Eğer çok büyük bir aksilik olmazsa. Şimdi bir sonraki maçımız olan Crystal Palace maçına geçmeden önce finans gücümüze bakmak istiyorum. 3 milyon euroluk bir bütçemiz var. Oyuncu transferi falan filan çok kötü. O konuda yani acayip kötüyüz şu an. Oyuncu transfer edemeyeceğiz. Ama en azından gelen teklifleri en iyi şekilde değerlendirip yolumuza devam etmemiz lazım. Biz en iyisi bir sonraki karşılaşmamıza çıkalım. Bir gündüz maçı. Formalar şöyle yapsak olmaz. Biz yeşil forma bize uğursuz geliyor ya. Böyle yapalım en iyisi. Yeni sezonda da yeşil formaya zaten yer vermeyeceğim. Hadi bakalım Crystal Palace mücadelesi başlasın. Haydi etkili gelelim. Haydi etkili gelelim. Vur! Vur işte bu 1-0. Dakika 3, 1-0 öne geçiyoruz. Güzel geldik, kontrollü geldik. Maçın henüz başında 1-0'ı bulduk. Doucouré vurdu. Asaf çok iyi çıkarıyor. Eze. Ömer. Duvar oldu adeta derken top Zaha'nın önünde kaldı. 1-1. Bazen duvar olmak da yetmiyor. Arda soluna çekti. Pasını oynadı şimdi. Furkan ceza sahasında. Foul yapıldı Arda'ya ama devam. Şimdi Alexis Vega. Alexis Vega. Top dışarıda. Şimdi Alexis Vega. Topu. Aha. Al onu. Vur ona Furkan. Vurdu. Nasıl girmez? Arda güzel girdi araya. Hızlı çıkabilir miyiz? Haydi hızlı çıkalım. Furkan. Furkan soluna çekti. Furkan ilerliyor. Furkan gömecek. Furkan gömdü. Kaleci kornere çeldi. Haydi Furkan. Lütfen Furkan. Gelmedi Furkan'a. Tekrar Arda. Arda'dan bir orta daha. Ömer Erdem. İndirdi topu. Alperen. Şimdi tekrar Ömer.
Ömer pasını oynadı. Ömer'e gol attırabilir miyiz? Ömer vuruyor ve gol! Ömer Erdem attı. Agrelim'in kariyerindeki ilk golünü atıyor Ömer. İşte bu. En sonunda Ömer'e de gol attırdık. Çok iyi. Ömer Erdem'in kariyerindeki ilk golü. Şu an az kadromuzdan gol atmayan tek bir oyuncu kaldı. O da Asaf. Ona da inşallah en kısa sürede golü attıracağız. Kendisi kaleci, yani gol atamaması normal. Ama Ömer'in gol atmasına gerçekten çok sevindim. Şimdi Rodriguez'e geri oynuyoruz. Rodriguez aldı. Arda'nın önüne. Arda'dan çok güzel bir orta. Güzeldi lan. Vallahi güzeldi. Bakın arkadaşlar, bir de bunun isabetli gittiğini düşünün. Bir kafa gol. Çok güzel olurdu gerçekten. Furkan, ne yaşıyorsun orada sen ya? Güzel pas. Asaf çok iyi çıktı. Jesus Gallardo pasını oynadı. Güzel. Alexis Vega geçmedi ama yine de top bizde. Şimdi Rodriguez sağına çekti, bir dakika. Alexis Vega kaleye baktı. Alexis Vega. Korner. Arda'dan güzel orta, kafa gelsin. Top dışarıda. Zaha ilerliyor. Ceza sahasındakilere dikkat edelim. Pas. Ömer Erdem çok iyi girdi araya. Yapma. 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 Uzaklaştır. Şimdi Jesus Gallardo, ileri oynuyoruz. Güzel. Alperen, o da ileri oynadı. Furkan. Furkan sağına çekecek. Furkan çekti. Şutunu çekti. Bir şans daha Furkan için ve 3 oldu. 3-1 öndeyiz. İşte burada Furkan sağına çekti. İlk şut rakipten dönüyor. İkinci şut kaleyi buluyor. 3-1 öndeyiz. Müthiş bir şut. Efsane gol yedik. Wilfried Zaha 22 metreden çok güzel bir şut çıkarıyor. Şut, kaleci Asa. Ve karşılaşma artık sona eriyor. 3-2 galiba ayrılıyoruz. Ekrem hafif gelişmiş. 77'ye çıktı zaten. Kaçtaydı bilmiyorum ama gelişti diye gösteriyor. Hangisini verirsek verelim zaten gelişmeyecek. Bari şunu verelim de burada gelişme. Jude Nicholson'a sana teklif var. Abi ben kabul ediyorum da siz gitmiyorsunuz ya. Git abi git. Bir sonraki maçımız Brighton'a karşı. Brighton 25 puandaymış. Bizim 15 puan altımızda, 18. sırada. Kesinlikle hafife alamayız. Hafife alma demeyeyim de yani böyle rahat kazanırız dediğimiz karşılaşmaları maalesef kazanamadık. Ve Brighton mücadelesine başlıyoruz. Haydi haydi. Lütfen gol olsun. Maalesef topa yetişemedik. Alperen Taşkın pasını oynadı. Etkili geliyoruz sanki. Semihcan Akbilir. Semih sol ayak. Sağıyla vurmak istedim ve işte gol. 1-0. Furkan. 1-0 öne geçiyoruz. Güzel. Ama bu ilk şut gol olmalıydı abi. Sağ ayağıyla vurmak istedim. Yine soluna çekti. Ben anlamıyorum bu işi ama 1-0 öndeyiz. Şimdi Jesus Gallardo. Furkan'la paslaşıyoruz. Furkan. Furkan sağına çekti. Furkan vuruyor. Allah'ım. Korner. Florenzi güzel sakladı. Şimdi pasını oynuyor. İleri hızlı geldik. Güzel geldik. Semih yaz onu. Korneri kullanacağız. Şimdi Arda Bilgin orta. Haydi Furkan. Tekrar Arda. Arda bir orta daha. Oo, bu sefer çok iyi çıkardılar. Arda tekrar. Ömer Erdem baktı kaleye. Ömer Erdem vuruyor. Efsane gol attı Ömer. Ömer efsane bir gol attı. 2-0. Vay be. Ömer Erdem de demek ne cevherler varmış ya. Efsane vurdu valla. Çok güzel bir gol. Aman. Topu bir türlü çıkaramadık orada bir an. Hızlı çıkalım. Haydi hızlı çıkalım. Furkan vuruyor, 3 oluyor. Furkan 3-0 yaptı skoru. Güzel paslaştık. Boşluğu bulduk. Pas oynadık. Üçüncü golü de bulduk. Düzgün bir klase. Güzel bir gol. Şimdi Furkan'ın önüne bırakacağız tekrar. Haydi Furkan. Furkan ilerliyor. Furkan sağına çekecek. Furkan çekti. Furkan vurdu, 4 oldu.
Dakika 44. 4-0 buluyoruz. Semih'in pasında Furkan sağına çekti ve 4. golü böyle attı. Etkili gelmeye çalışıyorlar. Verbek şut. Sergio Ramos. Biliyorum çok kötü savundum ama inanın aklım durdu orada. Yapacak bir şey gelmedi yani aklıma. Şimdi Furkan. Maçtan çıkmadan bir gol daha gelir mi? Olmadı maalesef. Şimdi Arda Bilgin. Furkan'la oynuyor. Furkan çıkmadan bir gol daha atmak istiyor ve atıyor. 5-1. 5. golü bulduk. Furkan'la skoru 5-1'e getiriyoruz. Ve Furkan da attığı bu golden sonra karşılaşmadan çıkıyor. Görevini fazlasıyla yerine getirdi. Skor zaten bizde büyük bir aksilik olmazsa, o yüzden boş boşuna oyuncuyu risk etmeye gerek yok. Şimdi Alperen. Semih sol ayak. Yine ters ayağına denk geliyor. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Başka nasıl savunacağım? İnanın aklıma gelmedi. Of, çok güzel bir gol yedik. Sanırım bacak arasından geçti. Evet. Asaf şimdi topu uzaklaştıracak ve karşılaşma sona eriyor. 5-2 galiba ayrılıyoruz. Bu arada Furkan 4 gol birden atmış. Tabi bir zaman sonra sayamıyoruz artık. İstatistikler de gayet iyi. Yani gerçekten iyi oynadığımız bir karşılaşmadan galip ayrılmışız. O açıdan sevindim. Sanırım bu skorla birlikte düşmemeyi garantiledik gibi geliyor bana. Çünkü Crystal Palace 25 puanda, biz 43 puandayız. 5 maçımız kaldı. 5 kere 3 eder 15. 25 artı 15 eder 40. Ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin 40. yılı kutlu olsun arkadaşlar. Ooo, Furkan 3 aylığına yok. Furkan. Mecburen kendisini kadrodan çıkarmamız lazım. Adam bu haliyle 4 gol birden attı ya. Helal olsun. O zaman şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Alperen Taşkın forveti üstlenecek. Ve sol kanada da Ekrem Afif'i koyacağız. Şöyle bir değişiklik yapalım. Buraya da gençlerden birini alalım. Mesela kimi alalım? Vinta'yı alalım. Bu arada kadromuzda 2 tane yıldız var. Arkadaşlar Vinta mıydı, Schneider mıydı bilmiyorum hangisi iyiydi ama biri gerçekten çok iyi bir potansiyeli vardı. Biz en iyisi yaşı küçük olanı kadroya alalım. Bu olması lazım ya, 46'ydı yani ratingi bayağı düşüktü ama potansiyeli çok çok iyiydi. Bu gerçekten az kadromuzda olabilecek bir oyuncu. Tabii ki oynatıp geliştirebilirsek kendisini. Ve bir sonraki karşılaşmamıza başlıyoruz. Jesus Gallardo sinsi ilerliyor. Şimdi Alperen. Alperen'den bir şut. Seke kaleye kadar gitti. Korneri kullanacağız. Şimdi Ekrem Afif. Pasını oynadı. Alexis Vega, o da ileri oynuyor. Alperen Taşkın. 1-0 öndeyiz. Epeydir sahalarda yoktu Alperen. 1-0 öndeyiz. Alperen Taşkın'dan güzel bir gol. Evet, şimdi aldık topu. Hızlı çıkabilir miyiz? Semih atıyor. 2-0 öne geçiyoruz. İşte Arda böyle oynadı. Furkan Semih'le paslaşıyor. Semih şut ve top Arda. Düzgün ve sert bir şut. 2-0 öndeyiz. Çok güzel bir şut. Top Arda 2-1. Koştu. Pas oynayacak. Arkadaşını arıyor. Şimdi buldu Alperen. Rodriguez sağ ayak. Rodriguez kaleci. Korneri kullanacağız. Alexis Vega ortayı yapıyor. Bir kafa kaleci. Ve korner. İkinci korneri kullanmamıza izin vermiyor hakem. Florenzi. Pasını oynadı şimdi. İlginç bir pozisyon oluyor. Semih yaz bunu. 3 oldu. 3-1 öndeyiz. 3-1 öne geçtik Semih'in attığı bu golle. Arkadaşlar büyük konuşmak istemiyorum ama gol yedik. Şimdi aslında bir sonraki sezonu bekliyoruz biz. Şimdi orta güzel. Vurana. Çok kötü bir kafa ya. Gerçekten. Yani voley vursan daha etkili olurdu. Güzel. Alexis Vega ilerliyor. Alexis Vega içeriye. Vur işte bu. 4-3. Alperen Taşkın. 4-3 yapıyor skoru.
Ekrem Afif çok iyi girdi araya. Şimdi ileriye bir pas. Alperen Taşkın. Alperen. Rodriguez'den güzel çalım. Rodriguez. Sol ayak. Rodriguez. Kaleci kornere çeldi. Şimdi Arda Bilgin. Güzel bir orta. Haydi bir kafa topu alarda. İşte bu. Sergio Ramos attı bu sefer. Arda Bilgin'in ortasına Sergio Ramos kafayı koyuyor ve topu ağlara gönderiyor. 5-3. Şimdi Alperen Ekrem Afif'in önüne. Ekrem Afif ilerliyor. Çok güzel. Oyna. Oyna. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Alexis Vega skoru 6-3 yapıyor. Ekrem Afif pasını oynadı. Boş kale ve topu ağlarda gol. Ve karşılaşma sona eriyor. 6-3 galip ayrılıyoruz. Şu anda 11. sıradayız. 4 maçımız kaldı. Yani alabileceğimiz maksimum 12 puan var. Yani bu da ulaşabileceğimiz maksimum puan 58 demektir. 58 olarak baktığımızda ise matematiksel olarak 5. sıraya kadar yükselme şansımız var. Ama tabii ki yani söylenme gerek yok. Çok çok düşük bir ihtimal. Yani olabilen en iyi yerde bitirmek istiyoruz ligi, sezonu. Bunun için çalışmaya devam. Sıradaki rakibimiz Everton'a karşı. Oo, bak çok önemli karşılaşma. Gerçekten bunu kazanmamız lazım. Everton karşılaşmasına başlıyoruz. Şimdi Arda ceza sahasına girmek üzere. Arda geriye çekti. Arda sol ayak, kaleci müthiş çıkardı. Everton acayip etkili başladı. Hayvan gibi koşuyorlar. Bu hızlarını durdurmamız lazım. Hayır, hayır. Gol yedik. Dakika 6. 1-0 öndeler. Ama bir şekilde hızlarını durdurduk sonuçta, değil mi? Gol yiyerek de olsa. Çok güzel bir şut. Asap. Şampiyon mu olacaksınız? Oha. Defansa tabii ki de az adamla yakalanıyoruz böylelikle. Evet. Alexis Vega baktı. Alexis Vega. Kaleci Begovic. Şimdi Semih. Ekrem Afif'in önüne. Ekrem Afif. Haydi Ekrem. Faul yapıyoruz. Kırmızı kart. Ray. Güzel bir çalım. Topalarda 2-0. Florenzi ilerliyor. Florenzi'den orta. Haydi kafa ve top direkten geri döndü. Vurun. Bu. İşte bu. 2-1. Alperen. Top alıp gitmek istedim, olmadı. Neyse, devam edelim. Şimdi Alexis Vega pasını oynadı. Sakin. Çok güzel. Haydi Rodriguez. Rodriguez. Kaleci Begovic kornere çeldi. Şimdi Alexis Vega orta, bir kafa gelir mi? Ömer Erdem. Hızlı çıkabilir miyiz acaba? Hadi hızlı çıkalım lütfen. Lütfen hızlı çıkalım. Vurana, vurana Semih. Yapma şunu ya. Çok güzel pozisyondu. Şimdi Arda'nın ortası. Haydi bir kafa ve kaleci Begovic bir korner daha. Şimdi Alexis Vega orta, kafa, direkt, vurana. Of of. Arda Bilgin topun kontrolünü kaptırdı ve faulü kullanacağız. Güzel bir pas. Lütfen, lütfen. Lan! Allah kahretsin ya. Yemin ederim Allah kahretsin ya. 2-1 mağlup olduk. Son dakikada kaçan pozisyona bakın ya. Olacak iş değil ya. Gerçekten olacak iş değil. Gerçekten olacak iş değil. İşte top çizgiyi geçmiyor. Bir sonraki maçımız West Ham United'a karşı. West Ham United şu an 8. sırada 57 puanda. Biz galip gelmemiz durumunda en fazla 11. sıraya kadar yükselebileceğiz. Zaten şurada 3 maç kaldı. Gelin o maçları da oynayalım. Sonra sezon sonuna gelelim artık. Oscar Rey 2.6 milyona transfer oluyor. İyi fiyat. Okey. West Ham United karşılaşmasına başlıyoruz. İlginç bir görüntü var stadyumda. Şampiyonluk maçına mı çıkıyorsunuz? Hayırdır, bu ne ya? Arkadaşlar, bu ne? İlginç bir hava. Kar desen kar değil, yağmur desen yağmur değil. Ne lan bu? Ama şaka mı yapıyorsunuz ya? Allah'ım yarabbim ya. Hep beni bulur zaten ya. Tavio. Asaf topa yetişemedi. 1-0 geriye düşüyoruz. Dakika 6. Çok iğrenç bir kamera açısı var ya. Bu ne ya? Bunu neden düzeltmedim ben bir türlü ya? Arkadaşlar vallahi hiçbir şey anlamadım.
Kamera açısı bildiğiniz iğrenç. İnanılmaz iğrenç. Şimdi altyapıdan çıkardığımız topçumuz Anıl Yıldız şutunu çekti. Kalecinin üzerine gitti. Lan yemin ederim ben topu görmedim. Bakın yemin ederim görmedim. Çok güzel pas. Top dışarıda. Evet. Aman dikkat ve top ağlarda. 2-0. Şimdi Alvarado. Pasını oynadı. Hızlı çıkabilir miyiz? Arda Bilgin pasını oynayacak. Alperen Taşkın yaz onu ve gol. 2-1. Alperen Taşkın gol atıyor. 2-1'i bulduk. Arda'nın pasını Alperen Taşkın çok iyi değerlendirdi. 2-1'i bulduk. İnşallah geri dönebiliriz. Ya vallahi çüş. Bak gerçekten çüş. Bu kadar basit gol yenmez. Vallahi yenmez. Bu oyun bizle dalga geçiyor bak. Gerçekten bu oyun bizle dalga geçiyor. Asaf neleri tuttu ya? Neleri tuttu? Gerçekten bu kadar basit gol yenmez. Oyun bizle dalga geçiyor bildiğiniz ya. Bak Asaf bak gerçekten diyorum. Oyundaki Asaf yani inanılmaz topları çıkarıyor ama böyle çok basit topları çıkaramıyor. Bu oyun bence gerçekten bize dalga geçiyor ya. Mağlup olduk 3-1. Bir sonraki maçımız Arsenal'a karşı. Arsenal şu anda 7. sırada. Arkadaşlar ligdeki duruma şöyle bir baktığımız zaman biz sezonu 12. sırada tamamlıyoruz. Henüz 2 maç var ama ne 13. takım bize yetişebiliyor ne biz 11. takıma yetişebiliyoruz. Sezonu 12. sırada tamamlıyoruz. Açıkçası son iki karşılaşmada altyapıdan çıkan oyunculara yer vereyim mi diye düşünüyorum. Kazansak da kaybetsek de çok bir şey değişmiyor. En azından onlar biraz gelişmiş olur. Son iki maçı oynamayacağız, simüle edeceğiz. Zaten dediğim gibi bir şey değişmiyor. Bu arada altyapı kadrosuyla hani maksat millet yerinde oynasın. Skor zaten çok önemli değil. Yenileceğiz zaten. Belli 5-0, 6-0 fark etmez. Hadi hızlı simüle edelim. Ooo. Demek ki biz oynamasak daha iyiymiş arkadaşlar. 1-1 bitti karşılaşma. Devam diyelim. Hugo Arango'ya teklif var. Yani ben de gitmesi taraftarıyım ama çok düşük bir teklif veriyorsunuz ya. 1.9 milyon değeri var zaten. Oo, 2.3 milyon da kabul ettiler. Muhtemelen buradan de alacağız. Giderse tabii. Ve son karşılaşma Leicester City'ye karşı. Bu maça tabii ki yine çıkmıyoruz. Hızlı simüle edeceğiz. Daha sonra da sezon sona erecek zaten. Ve 3-1 mağlup ayrılıyoruz. Hiç önemli değil. Alperen Taşkın bir gol atmış. Sıkıntı yok. Devam. Sezon sona erdi. Görüntü falan değişti. Bir şeyler oldu burada anlamadım. Sezon sona erdi arkadaşlar. Puan durumuna baktığımızda daha önce de belirttiğim gibi 12. sırada tamamlıyoruz ligi. Şampiyon Manchester City oldu. Zaten açık ara farkla ilerliyorlardı bütün sezon boyunca. Bizim en azından ilk 5'e girip de hani Avrupa'da oynama hayalimiz vardı. O hayal olarak kaldı. İnşallah gelecek sezon başarırız onu. Yani çok bakacak bir şey yok. Şimdi sadece işte atılan gollere falan filan bakacağız. Kim nasıl bir performans göstermiş, işte nasıl bir gelişim göstermiş falan onlara bakacağız arkadaşlar. Furkan. Bakın bu gerçekten bence güzel bir başarı. Yani rahat son 3-5 maçta yoktu sakatlığından dolayı ve ona rağmen ligi gol kralı olarak tamamlamayı başardı Furkan. 33 maçta 34 gol atarak Premier Lig'in gol kralı oluyor Furkan. Kendisini tebrik ediyoruz. Semih Canakbilir 19 golle kendisini 10. sırada yer buluyor. Devam ediyoruz ve işte Arda Bilgin asist kralı oluyor. Premier Lig'in asist kralı oluyor Arda Bilgin. Semih Canakbilir 7. sırada 11 asistle. Alperen Taşkın ve Furkan 9 asistle
Çok iyi bir konumdalar. Kalesini gole kapatanlar sıralamasında Asaf Sarıcıoğlu 8. sırada 6 maçta kalesini gole kapatabilmiş Asaf. Bu tabii ki çoğu da benden kaynaklı. Yani bana rağmen 6 maçta kalesini gole kapatmayı başarabilmiş. Güzel bir başarı Asaf için. Sarı kartlarda, kırmızı kartlarda çok bir şey yok. Şimdi sezonu tamamlamadan önce kim ne kadar gelişim göstermiş? Bu arada şuradan da direkt nasıl bakıyorduk ya? Şurada mıydı? Aynen işte buradan da bakalım. Furkan 39 maçta 41 gol atıp 11 asist yapıyor. Semihcan Hakbilir 44 maç 24 gol 14 asist. Alperen Taşkın 43 maç 11 gol 10 asist. İşte Arda Bilgin 8 gol 20 asist. Zaten bunların en az yarısı kornerden doğru. Sergio Ramos takıma ikinci yarıda katıldı. Ona rağmen 2 gol atmış. Birini hatırlıyorum da diğerini hatırlayamadım. Ömer Erdem son maçlarda parladı. 2 gol birden attı Ömer Erdem. O da güzel bir performans gösterdi bütün sezon boyunca. Diğerleri çok önemli değil. Sadece gelişimlerine bakmadım arkadaşlar. Furkan artı 3'lük bir gelişim gösteriyor. Semih artı 1. Alperen Taşkın artı 4. Çok çok güzel. Arda Bilgin artı 2. Ömer Erdem artı 2'lik bir gelişim gösteriyor ve daha başka bizi ilgilendiren bir tek Asaf var. Asaf'a da az sonra bakacağız. Bir dakika şöyle şuradan bakalım arkadaşlar. Asaf da artı 3'lük bir gelişim göstermiş. Buradan da oyuncuların değerlerine bakalım arkadaşlar. Alexis Vega takımımızın şu an en değerli oyuncusu 26 milyon euro ile. Beni ilgilendiren daha çok bizim tabii ki de as oyuncularımız Furkan var. Furkan artı 3'lük bir gelişim gösterip %65 değer katmış değerine ve 21,5 milyon euroluk bir marka değerine sahip şu anda. Buraları yani az kadroda olmayanları hızlıca geçmek istiyorum. Asaf artı 3'lük bir gelişim gösteriyor. %100'lük bir gelişim. 13 milyon euroluk bir değeri var ve henüz 23 yaşında. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Florenzi falan var. Bunları geçelim. Ömer Erdem 160'lık bir gelişim. 12 milyon euroluk bir piyasa değeri. Çok güzel. Arda Bilgin %45'lik bir gelişim gösteriyor ve 7 milyon euro piyasa değeri var. Arda Güler'e bakalım lan merak ettim. 4,4 milyon. Çok fazla oynatmadık bunu. Zaten geri dönecek. Semihcan Hakbilere bakıyoruz. %40 gelişim göstermiş piyasa değeri olarak. 4,2 milyon euro değere sahip. Alperen Taşkın 3,8 milyon ve 80, %80 gelişmiş. Çok güzel. Onun dışında bizi ilgilendiren oyuncular yok. Piyasa değeri olarak en fazla gelişim gösteren Asaf Sarıcıoğlu olmuş. Hemen diğerliklere de bakalım arkadaşlar. Mesela Bundesliga'da şampiyon kim olmuş? Leverkusen. Oha! Leverkusen şampiyon olmuş. Bayern Münih'in önünde tamamlamışlar ligi. Çok ilginç. Gerçekten çok ilginç. Kimler küme düşmüş? Köln, Bochum ve Werder Bremen küme düşmüş. Schalke son anda yırtmış. Fransa Ligi'nde şampiyon Paris Saint-Germain olmuş. Olympique Marseille ve Rennes hemen ardında. Hatta Nantes de hemen. Oha, Olympique Lyon da arkasında. Adamlar resmen İkincilik, üçüncülük mücadelesi vermişler. İspanya Ligi'nde şampiyon Real Madrid olmuş. Barcelona ikinci sırada. Sevilla, Atletico Madrid görüyorsunuz. Evet, Süper Lig'e geliyoruz. Süper Lig'de şampiyon Fenerbahçe. Çok güzel. Evet, bir Fenerbahçeli olarak tabii ki de buna sevinirim. İnşallah sezon sonu gerçekten de şampiyon Fenerbahçe olur. Yemin ederim çok özledik ya şampiyonluğu. Vallahi billahi çok özledik ya. İtalya Ligi'nde şampiyon Inter Milan olmuş arkadaşlar. AC Milan'da ikinci olmuş. Juventus 3 görüyorsunuz zaten anlatmaya gerek yok. Premier Lig'de durum ne diye yarım saattir arıyorum. Ama biz zaten Premier Lig'deyiz. Akla bakın ya. Zaten baktık ya demin ona. Evet arkadaşlar gelin bir de Konferans Ligi'ne bakalım. Konferans Ligi'nde bakalım şampiyon kim oluyor diyoruz. Nantes olmuş. Şampiyon Nantes olmuş. Şöyle geriye doğru gidelim. Kimler neler yapmış? Başakşehir 3. olmuş, elenmiş. B grubunda bizi ilgilendiren bir şey yok. Bir de Sivas olması lazım buralarda bir yerlerde. Sivas da 3. olmuş, o da elenmiş. Evet. Devam edelim. Skorlar gördüğünüz üzere öyle çok büyük bir şey yok gibi şu an. Evet. Bakıyoruz, devam bakıyoruz. Yarı final ve final. Avrupa Ligi'ne bakalım. Avrupa Ligi'nde şampiyon Paris mi? Nasıl? Nasıl sizin Şampiyonlar Ligi'nde olmanız lazım? Çok ilginç. Gruplara bakıyoruz şimdi. Fenerbahçe ikinci olarak gruptan çıkmış. Tamam. Ardından Trabzonspor var mı burada? Olması lazım. Trabzonspor da ikinci olarak gruptan çıkmış. Çok güzel. Fenerbahçe. Oha.
Paris'te eşleşmiş, 5-1 elenmiş. Paris'te daha sonra tamam o zaman. Bakın Paris Şampiyonlar Ligi'nden geliyor demek ki. Saçma çünkü. Paris Şampiyonlar Ligi'nden gelip Fenerbahçe'yi kupanın dışına itiyor. Trabzon ise bir tur daha devam ediyor. Ardından Trabzonspor 4-1 toplamda 6-2'lik skorla Roma'ya eleniyor. Ve Roma'da yanlış hatırlamıyorsam finale kalmıştı değil mi? Göreceğiz şimdi bir dakika. Evet. Evet arkadaşlar. Fenerbahçe Avrupa Ligi şampiyonuna karşı Trabzonspor'da Avrupa Ligi finalistine karşı eleniyor. Bu da bizim şanssızlığımız. Şimdi Şampiyonlar Ligi'ne bakıyoruz. Bakalım Şampiyonlar Ligi şampiyonu kim olmuş? Manchester City. Yani tabi başka kim olabilirdi? Ya Real Madrid ya City. Chelsea 3-1 mağlup olmuş finalde. Bakalım gruplara ne olmuş ne gitmiş. Ajax Liverpool devam etmiş. Napoli düşmüş. Atletico Madrid Leverkusen yoluna devam etmiş. Club Brugge neyse devam. Barcelona Inter var. Yoluna nasıl? Bayern München elenmiş 5 puanla. Galibiyet bile alamamışlar adamlar. İnanılmaz ilginç ya. D grubuna baktığımızda gerçek hayatta inanılmaz feci bir şekilde geçti. Özellikle son hafta Tottenham ve Sporting yoluna devam etmiş burada. Olympique Marsilya Avrupa Ligi'ne düşmüş. Frankfurt da elenmiş. E grubuna bakıyoruz. Chelsea Salzburg devam etmiş. Leipzig, Real Madrid, Manchester City ve Sevilla, Dortmund maalesef sonuncu olarak. Yani ilginç. İşte Paris. Görüyorsunuz. 9 gol atıp 7 gol yemişler. 2 averajla Avrupa Ligi'ne düşmüşler. Bir sonraki turda skorlar gördüğünüz üzere. Liverpool Barcelona'yı elemiş. Şaşırmıyorum artık çünkü Barcelona eski gücünde değil. Oyunda bile görüyorsunuz eski gücünde değil yani. Tottenham 5-4, Juventus 5-3, City 4-3. Evet güzel. Devam ediyoruz. Liverpool 4-1 ile devam etmiş. Tottenham Sporting Lisbon'u evet penaltılar sonucu elemeyi bilmiş. City Atletico Madrid'i elemiş. Ve Chelsea'de final oynayan Chelsea 4-3 lük skorla Sevilla'yı elemiş. Yarı final Chelsea 2-0, City 3-0. Bakın arkadaşlar bir şey fark ettiniz mi? Yarı finaldeki takımların hepsi İngiliz. Oyunda bile hükmetmişler. Gerçekten Şampiyonlar Ligi'nde hükmetmişler. Liverpool ve Manchester City çok iyilerdi gerçekten geçen sezon. Aslında baktığımızda geçen sezonlarda böyle İspanyol takımların ağırlığı oluyordu. Ama şimdi daha çok İngiliz takımlarına yöneldi. Belki bir 50-60 yıl sonra da Türk takımları olur, belli mi olur bilmiyoruz artık. City Şampiyonlar Ligi şampiyonu oluyor. Onun dışında Taner satılmış, Arangoz satılmış ve bizim kasamıza bir şeyler girmiş galiba. Şimdi okuyasım yok vallahi çok geldi. Çok potansiyelli oyuncularımız var. Mesela Volkan Yılmaz gibi 84-94 arası potansiyeli var. Murat Şahin 76-94. Felix Maya var 69-85 ve Christopher Schmidt 73-87. Volkan Yılmaz ve Murat Şahin'i mutlaka oynatırız. Hem Türkler hem de 94'lük bir potansiyelleri var yani çok çok yüksek. Bunu tabii ki de denemek lazım, görmek lazım. Kendi kariyerime baktığımda en yüksek galibiyeti 8-0'la almışım Brentford'a karşı. Onun dışında en yüksek yenilgiyi de Manchester City'ye karşı aldık. Zaten 6. golden sonra simüle etmesem oyunu o da 8-9'a giderdi. 47 maçta 18 galibiyet, 18 mağlubiyet ve 11 beraberlik. 117 atılan gol, 101 yenilen gol. En yüksek satışımızı 19,5 milyon euro ile Lyon'la yapmışız. Florenzi'de en yüksek bonservisli oyuncu alışımız olmuş. Evet onun dışında burada da bir şey yok. Şimdilik buraya kadar inşallah bir sonraki sezonda itibaren çok iyi maçlar çıkarırız. Çok iyi yerlere geliriz. Kadro oturdu, taktik oturdu. Yine büyük takımlarla baş edebileceğimizi düşünmüyorum. Yani bu sezon United, Arsenal gibi önemli karşılaşmalarda aslında güzel işler çıkardık. Liverpool maçı da dahil olmak üzere. Ama nedense şanssız bir şekilde bir türlü galibiyete ulaşamadık onlara karşı. Manchester City'ye karşı ilk maçta 2-0 galip gelmiştik hatırlıyorum. Ama o maçta galiba profesyonel seviyede oynamıştık. İkinci yarıdaki bütün karşılaşmalar yani şu son 3-4 bölümdür bütün maçlar dünya klasında oynandı. Ve aralarında çok ciddi galibiyetler de var. Kendi adıma konuşuyorum bunu taktiğin oturması açısından falan. Mağlup olduğumuz karşılaşmalarda bile taktiğin oturduğunu görünce ben mutlu oldum arkadaşlar. O yüzden seve seve oynamıştım.
oynamaya devam edin bu taktikle, bu zorlukla. Çok da konuşmak istemiyorum. Bir sonraki sezonun itibaren görüşürüz inşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.